Şimdi aslında o da bir beyaz yakalıydı ama pek çok beyaz yakalı sahil kenarında böyle sakin bir hayat hayalleri kurarken o gitti kendini sosyal medyayla çok daha büyük kalabalıkların içine attı. İyi ki de öyle yaptı. Çok da güzel oldu. Çok da gülüyoruz. Ayağının tozuyla geldi. Gökhan Ünver karşımda. Hoş bulduk. Merhaba. Ayağınızın tozuyla geldiniz diyorum. Evet. Çünkü hop hemen sürenizi de ayarlamış olayım. Çünkü stand-up'tan çıkıp geldiniz. Evet, en üst geçti. Güldüler mi? Çok güzel geçti. Yüksekti. Yüksekti. Seyircinin enerjisi de çok yüksekti. Dün de Ankara'daydım. Bugün Caddebostan'da. Çıktık buraya geldik hemen. Gayet diye geçti, güldüler. Güzeldi. Var mı hiç böyle kötü geçen, bir sürü gülmüyorlar, niye böyle oluyor dediniz? İlla ki oldu tabii canım. Son zamanlarda olmuyor da. Olmuyor, son zamanlarda herkes size çok gülüyor. Evet, fena değil son zamanlarda. Garantiye aldık bazı evet, şimdi. Evet, zaten gülüyorduk ama bu son dönem, bu özellikle yazın. Bir coşma oldu, ben de hissettim evet. Neden sizce? Neye bağlıyorsunuz bunu? Bilmiyorum, bir enerji mi, konsantrasyon mu artık gece gündüz bununla yatıp kalkıyoruz. Çok da emek veriyoruz. Evet belli. Ben de açıdan bir tespit yapayım mı? Buyurun tabii sevinirim. Yani en azından dışarıdan gözlemlediğim lütfen kadarıyla. Çünkü tespit yapayım derken o noktaya geleceğim. Çünkü çok daha güçlü tespitleriniz artık var. Evet. Yani gözlemlerinizi çok daha rahatlıkla belki ifade edebiliyorsunuz. Evet olabilir. Çok da yakın hissediyoruz kendimizi o beyaz yakalıların. Evet, aslında biraz bir hatırlayalım mı? İster misiniz? Biraz arkadaşlar. Tabii olur. Evet, sevinirim. Şu an hazırdaysa eğer biraz. İnsanın da kendini izlemesi çok gıcık bir duygudur. Gıcık ya. Bilmiyorum mıymış? Siz kahvelerde geldi. Şu kurabiyeden bir tane yiyeceğim. Toplantı bitiyor. Bir tane yiyeceğim ben abi. Yok. İlla beni bekle. İlk ben yiyeceğim illa. Heh, dur yalandan dinliyormuş gibi yapayım. Hadi abla bitir artık. Gözünü seveyim. Bitir hocam. Geçmiş olsun. Nasıl? Yemek yiyebildin mi? Yedi. O yemeğini yedi. Ben yemiyorum. Niye? Ne bileyim. Ama iyi bakılıyor burada. Bakılıyor. Bunun bakanı var. Ha? Bana bakan yok. Sen de haklısın tabii. Bana bakan yok. Bak burası yeni açılmış ha, burada yoktu bu. Evet abi. Güzel duruyor değil mi? Evet. Gelelim. Gelelim mutlaka. Eksik gelelim. Kalmayalım abi. Aynen, eksik kalmayalım, Allah korusun, gelelim. Enişte su muhteşemdi ya. Ha. Evet, süperdi. Bu hafta kötü yine, geçen hafta daha iyiydi. Aa, tüh. Ayaklarını uzatalım şöyle, bir kumunu çıkaralım şöyle güzel. Yukarıda banyo yaparız şimdi. Şoktan bozuk oğlum yukarıda da. Çıkar şu tişörtü yıkayayım ben seni burada, çıkar. Yok kuyusun, bir şey değil, soğuk değil. Enişte dur. Ne zaman gidiyorsunuz oğlum? Niye, ne oldu ki? Bu İbrahimler de gelecek ya, kalabalık olur, burada rahat edemezsiniz ha. Aa, bizim İbrahim. İbrahim. Çok iyi olur, onu da görmüş olurum. Ne zamandır görmüyordum. Oğlum siz İstanbul'da görüşmüyoruz mu ya? Sen bir bilet millet bak, bir şey bak. Peki şimdi az önce kendimi izlemek zor dediniz ama nasıldı? Evet. Şimdi ne hissettiniz? Güzel, hoşuma gitti. Televizyonda komik yayınlandı ya, şimdi içi boşuna. Başarılı biri değil mi? Evet, hiç fena değil bence. Sonuncusu bir reklamdı biliyor musunuz bir de? Yani sonunda reklam çıkıyordu ortaya. Ha, işte olmayan kestik herhalde biz. Yok, evet. Ama bu hoşuma gidiyor. Reklamın öyle fazla izlenmesi. Çünkü yani neden? Aslında reklamcılıktan geliyorsunuz. Bu işi çok iyi biliyorsunuz. Evet, evet. Ama reklam gibi yapmadığımız için hani reklamlar için daha yediğimiz, evet. Her şeyi ama her konuda öylesiniz. Bir sağ de olun, teşekkür bana ederim. Nasıl geliyor biliyor musunuz? Galiba diyorum ki gündelik hayatta hemen tak çekiyor. Evet. Öyle mi oluyor gerçekten? Evet, öyle oluyor. Anlık. Evet. Peki oradaki yakınınızda, yörenizdeki abi şunu bir çeker misin? Sen evet de şunu diyeceksin, konuş gibi mi? Evet, tam birebir bu. Bazen tanımadığım bir insan bile yani kafede mesela çocuk tanımıyor. Kardeşim şunu bir tutar mısın? Ben şöyle duracağım filan. Şaşırmıyorlar mı? Revizyon verince bozuluyor. Evet, evet. Gerçi abi ne alakası var, ne yapıyoruz biz şu an diyor, falan diye ne oluyor? Ya ama ben de şimdi öyle bir istek var ki o an o fikir geldiyse bunu hemen diyorum çekip gece olmadan montajlamam lazım. Hani paylaşmam lazım. O an bir şekilde ajansımız var mesela, bizim ortak çalıştığımız. Hemen ya da bir ajansa gidip ya da onlardan rica ediyorum, gelin bunu çekelim falan diye. Spontane gelişiyor yani. Spontane olan daha güzel oluyor zaten. Şimdi pek çok karakter var orada. Ben şahsen evet Eva'nın annesine bayılıyorum. Evet, o sevindi. O kadar gerçekçi ki evet ve Eva'nın annesi söyleyeyim sadece yine kendi çocuğunu düşüren bir annemiz. Ama beyaz yakalılarla ilgili de çok ciddi tespitleriniz var. Var, doğru. Her aslında bölümde ama en çok peki bu karakterlerden hangisi sevildi? En öne çıkan hangisi oldu? Ya işte dediğiniz gibi Eva'nın annesi son, yani özel okul velisi. O çok sevildi. Çünkü çocuğunuz okula mı başladı? Kreşe gidiyordu. Bravo işte siz 4-5. De böyle şey, çocuk kreşe başladı, soğup hemen oradan. O gün bakkaldan süt mü alacağız? Tabii bir şey. Yani o gün orada yaşıyorum mesela ya da sonradan bir ufak bir şey yaşıyorum. Aa diyorum bunun devamı gelir, tak 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 hemen yazıyorum. Bir de benim kuzenim var, o da anaokulu öğretmeniydi, onu arıyorum. İsimleri soruyorum işte mesela işte Osman Cabbar, Atilla Pamir. Osman Cabbar. Bu yeni nesil isimlerle de ilgili bayağı bir güzel şeyler çıkıyor. Hemen o an yazıp çekiyoruz. Şimdi burada şöyle bir durum da var. Bir gergin patron çok seviliyor. Gergin patron çok yani seviliyor. Yani o her patron, bizim gergin patron ya, Türkiye'de esnaf olup yani ya da bir restoran olan herkes gergin patron. Onu çok seviyor insanlar. Genelde restoranlara da gittiğimde hep
Aa, gergin patron geldi. Aynı bizim patron. O muhabbet çok oluyor. Onun dışında bu son zamanlarda bu olumlama yapan tayfa. İşte sabah uyanıyorum, tütsü yakıyorum. Bu arada dalga geçe geçe ben de yani sabah uyanıyorum. Hakikaten her sabah bir tütsü yakmaya başladım. Yapıyor musunuz gerçekten? Sizden vallahi hiç beklemezdim. Krem sürüyor. Hoşuma gidiyor. Kokusu falan hoşuma gidiyor. Gerçekten mi? Hiç beklemezdim. Güzel oluyor hakikaten. Ya kötü bir şey yapmıyorsunuz. Tabii yani, günün evet. Sonunda. Ya orada izlediğimiz karakter doğru muydu? Tütsüler yakılıyor. Yok yok doğru değil de. Bizde şey tütsü işte bir şey vermişler yağ damlattım içine onun alttan yakıyorum falan böyle yeni model. Şey deniyoruz evin kokusu aurası değişiyor mu evin bir yerine? Değişiyor mu işe yarıyor mu? İnşallah. Onu alalım çeke çeke sonrasında orada çektiğiniz karakterleri mi bürünüyorsunuz sonra? Herkes korktuğu insana dönüşür diyorlar ya. Günün sonunda öyle mi oluyor? Yok değildir. Yok, olmaz ya. Şöyle de bir şey var aslında sosyal medyada nalet diyeceğim ama şimdi annem de izliyor. Anne ben kimsenin nalet demiyorum. Kendisinin ismi öyle şimdi diyecek ki sen insanlarla ne biçim konuşuyorsun diyebilir. Ayrıca lanet aslında normalde nalet diyor. Nalet de evet. Genelde birbirlerine rakip olurlar insanlar. Siz baya baya böyle birbirinize etkileşim sağlıyorsunuz. Biz çok iyi arkadaşız. Zaten dün Ankara'da bir şeyde bir video çektim pavyonda. Çok yardımcı oldu. Pavyonda video çektim derken? İstanbul taksisi, Ankara taksisiydi yani. İzledim, izledim. O video için mi girildi pavyona yoksa zaten? Yok yok onun için ya. 5 dakika girdik. Biz öyle oluyor mu? Abi 5 dakika pavyonda video çekip gireceğim i̇şte dediniz. İşte normalde olmuyor da sağ olsun nalet yani Ömer böyle bir şey danışılması gerektiğinde arıyorum. Şurada tanıdık var mı? Bir şey tamam ben ayarlarım sana diyor. 10 dakika sonra şuraya git hemen onlar seni bekliyor diyor. Öyle bir güzel bir insan yani. Ömer. O kadar geniş bir çevresi var. Çevresi var ve çok destek oluyor. Gerçekten bu camiada şaşırdım ben de evet. Ya pay çok büyük zaten pastada dediğiniz gibi böyle bir insanlar niye saçma sapan o ondan bir şey çalmaya çalışıyor bu bundan bir şey çalmaya çalışıyor doğru söylüyorsunuz yani. Siz baya baya birlikte. Ama niye destek olmayalım ki çok güzel bir şey bu aslında diğer fenomenler de birbirini kıskanan görüyorum ya da bizim videoları da çok yapan var yani yapıyorsun yarım saat sonra aynısını yapıp paylaşıyor insanlar. Ne gerek var ki diyorum ya herkesin kitlesi farklı hani ortak kitleler de var ama beni takip eden bazen Ömer'i takip etmiyor yani %50 ortak takipçimiz var belki. Biz birbirimize destek olduk bu konuda. O da çok iyi bir insan. Ama diğer insanlar niye birbirini desteklemiyor? Ben de onu anlamıyorum yani. Bu işler böyledir ya. Her meslekte böyle. Ama öyle değil. Yani çok saçma bir şey aslında. Yani desteklense daha pozitif bir şekilde ilerlenebilir. Bunun da bence bir videosu gelebilir ne sizden. Yani bu da bir tespit. Türkiye 80 milyon yani. Hepimizin farklı kitleleri var. O bitecek bir kaynak yok ortada yani aslında. Öyle mi? Gerçekten buna inanarak mı söylüyorsunuz? Tabii inanarak söylüyorum. Ben çoğu arkadaşımın gösterisine gittim, paylaştım hep. En başlarda destek olmaya çalıştım. Hatta mesela yeni başlayan çocuklar da oluyor. 10-15 bin takipçisi var. Aa ben reklam alayım mı almayayım mı yazıyor. Menajere yönlendiriyorum benim. Bak şununla konuş o seni yönlendirsin falan. Şaşırıyor çocukumuz. Abi sağ ol falan fişim mekan. Niye böyle destek olmayalım ki birbirimize? Ben de... İyi ne güzel harika. Siz öyle düşünmüşsünüz. Baya baya işte o hakikaten siz o gidiyorsunuz o yöne doğru işte meditasyon pozitif harika. Ya benim öyle. Ne güzel. Şöyle de bir durum var ama sizi yine okurken şunu duydum. Yola başladığımız arkadaşlarım pek de yanımda değil o diyorsunuz. O muhabbet vardı evet. Niye? Öyle oldu. Ya bilmiyorum aslında insanlar aslında şimdi da... çok daha komik olabilirsiniz, daha çok güldürüyor olabilirsiniz. Evet, niye arkadaşlarınız sizinle görüşmüyor? Bilmiyorum bir arkadaşım var sevdiğim bir arkadaşım. Bana mesela sen çok değiştin diyor. Çok değiştin dedi. Dedim nasıl değişmiş olabilir? Her gün ben seni arıyorum. Sen beni aramıyor ki ben her seni her sabah her akşam arıyorum falan. Böyle saçma muhabbetler oldu. İnsanların gözünde olabiliyor ya. Çok da negatif şeyleri de konuşmamak lazım da. Şimdi o seni liseden beri aynı Gökhan olarak tanıyor. Hani birden yolda insanlar sana selam verince ya da bir çok pozitif şeyler yaşayınca ister istemez orada bir geri çekilme hissediyorsunuz. Başka meşguliyetleriz oluyor belki. Yeteri kadar vakit ayırıyoruz. Ya ayırıyoruz da aslında. Başka ne meşguliyetim? İşimize geliyoruz, video çekiyoruz o kadar. Başka bir meşguliyetimiz de yok. 7/24 ben severim de sosyallik yani. Konuşmadan edemem. Arkadaşlarımı ararım bütün gün. Akşama kadar konuşalım telefonda. Okeyim yani. Görüşelim, kahve içelim. Ama dediğim gibi orada bir şey olabiliyor insanlarda. Herkes fotoğraf çekiniyor. Gösteriye gidiyorsun. İşte 1000 kişi eğleniyorsun, gidiyorsun. Orada bir geri çekilme oluyor. İster istemez yani. İster. Bilinçli olmasa da. Olur peki tespitleriniz çok iyi demiştim ya. Tamam. Peki bu ilk aklınıza geldiğinde böyle ilksiz mi ha ha diye hani böyle bir anda insana kahkaha attırır ya çok iyi fikirmiş bu nasıl ona nasıl karar veriyorsunuz bunu bu çok iyi olur bu şu kadar izlenir bu izlenmez bu evet. Tamam bunun alıcısı çok olur o ayrım nasıl yapılıyor? O ayrım doğru söylüyorsunuz ama bilmiyorum onu ben beğendiğimi genelde paylaşıyorum. Bu arada benim çok yükseldiğim videolar o kadar tutmayan videolar oluyor genelde. Atıyorum. 2 milyon 3 milyon da kalabiliyor. Rakamlar da yani 2 milyon da kaldı. Aynen 2 milyon 3 milyon. Atıyorum yani 2 milyon da kalıyor. Çok yükselmişim o videoya. Ulan ne güzel fikir. Ama biliyorum da bu tutmayabilir diyorum hani. Çünkü sosyal medya izleyicisi bakıp o an gülüp geçebilir. Hani sonuna kadar beklemeyebilir. Sıkıcı olabilir bu videonun sonuna kadar filan.
Ama genelde bu ara bir anlıyorum mesela işte bu taksiyle ilgili yaşanan. Bunu herkes yaşadığı için. Herkes yaşıyor. Çok da gülüyoruz. Çok da eğleniyoruz. Para var mı peki bu işlerde? Çok para var mı daha doğrusu? Pardon. Araya gireyim. Mesela şu var genelde. Ben yaşadıysam diyorum bunu herkes yaşamıştır. Ya da benim takipçim, beni takip eden insanlar yaşamıştır. Ama orada ben de sorumu değiştireyim o zaman. Nasıl bir durum var biliyor musunuz? Yola başladığınızda çevreniz, evet arkadaşlarınız ya da işte taksiye binmeniz, gezindiğiniz yerler belirli yerler oluyor. Hı-hı. Zaten hayatın içindesiniz. Evet. Ama çok para var mı derken aslında konuyu oraya getirecektim. Hı-hı. Para kazandıkça çevreniz değişiyor. Bu sefer gözlem alanınız değişiyor. Evet. Belki daha ufak bir zümre içerisinde hareket ediyor oluyorsunuz. Ha, o zaman da işte ben gülüyorsam herkes gülüyordur olmayabiliyor. Evet, olmayabilir. Ama bizde şu an çevre değişmedi. Yani bir de ben şey sevmiyorum. Tatile gittiğim yerde odadan çıkmayalım. Kahvaltımız odaya gelsin. Ay şimdi orada insanlar da görür bizi fotoğraf. Ben onu sevmiyorum. Abi. Açık büfe. Ben açık büfeye gidiyorum. 500 kişiyle de fotoğraf çekeceğim. Oraya gidiyorum. Oradan mahrum kalmak istemiyorum. Yani böyle bir private mi derler? Premium bir hayat yaşama şeyinde değilim. Peşinde değilim yani. O yüzden çevre hiç değişmiyor. Normal ben yine geçen sene nasıl? Biz 150 kişiye giderken de aynı yanımda arkadaşım vardı. Bu asistan gibi yardım eden bir arkadaş. Şimdi 1200 kişiye giderken de yine aynı arkadaşlar. Yine aynı uçak ya da arabayla gidiyoruz. Böylece daha keyifli oluyor zaten. Çünkü anlık çıkıyor hemen. Orada diyorum ki out. Şunu çeksene bak bunu yapan vardır hemen çekiyoruz. Hakikaten orada. Öyle. Yani evet. Çekmediğiniz yer yok. Kuaföre gidiyorsunuz orada da çekiyorsunuz. Ben göründüğü gibi o zaman. Şimdi sofistike böyle konuşuyormuş gibi olmak istemiyorum ama geçen mesela Nuri Bilge Ceylan da şey dedi ya niye hep taşlada çekiyorsunuz. O da dedi ya taşta bilmem ne fark etmiyor. Aynı insan her yerde yaşayan aynı insan. Aslında çok elit bir ortamda da baktığınızda aynı insan benimle aynı kafada olan o insan. Hiç elit olmayan bir ortamdaki de aynı insan yani. Bakıldığında birbirine benziyorlar, ya benzer reflekser gösteriyorlar. Gösteride zaten benim anlattığım mesela çocukluğumla ilgili bir şey anlatıyorum. Herkes gülüyor lan diyorum ki bunu herkes yaşamış demek ki. Yani kendini de yaşamasa kuzeni yaşamış oluyor filan. Hatta şey bile oldu Giresun'da bir hikaye anlatmıştım. Adam dedi ki abi sen onu anlattın herkes güldü. Ben güldüm ama eve gelip ağlayacaktım. Ben de küçükken öyle bir şey yaşamıştım. Neydi o hikaye? Ya biz kardeşimi küçükken Trabzon'a göndermiştik 4 yaşındayken. Bir yıllığına Trabzon'da kaldım. Aa neden? Erasmus diyeceğim değil. Niye öyle bir şey oldu? 4 yaşındayken. Amatör kulüplere futbolcu yollarlar ya geri evet. Almak üzere öyle bir gelişsin diye. Transfer 4 yaşında ya Trabzon. Annem çalışmak zorunda kalmıştı da. O zaman ben de kendime bakabiliyor işte. 7-8 yaşındaydım yani ama kardeşim 4 yaşında olduğu için evde duramıyordu. Anneannesi ya da babaannesi yolladı. Annem de anneannesi baksın diyerekten bir seneliğine öyle yolladık. Tabii döndüğünde kardeşim artık uy uşağım, bambaşka bir karakter olarak döndü için yani. Söyleyip bilmiyorum. Sünnet bile etmişlerdi yani haberimiz yok. Aa falan iyi olmuş diye. Bir anda yeniden tanıştınız 5. Onu anlattım. Mesela çocuklar abi o köye yollanan çocuk bendim biliyor musun dedi falan. Ben ağladım orada dedi mesela. Duygulandım yani bunu okuyunca ben. Orada bambaşka bir şey çıktı evet, tabii evet. Ortaya. Ama işte ortak yaşantılar olunca ortak hikayeyi de yakalayınca çok değerli oluyor yani. İstediğin kadar komik olsun ya da olmasın. Ben de yaşadım lan bunu diyor adam. O da güzel. Empati kurabiliyor tabii evet, ki. Evet. Peki böyle son dönemde kafanızı kurcalayan bir konu böyle buradan çok iyi malzeme çıkar ya da insanlar ne acayip yani şu konuda ne kadar farklı davranmaya başladık gibi bir tespit var mı? Ya tespit var da genelde benim 15 tane video var ki köşede. Bunu şu gün paylaşayım diyorum. O an başka bir şey çıkıyor. Onu paylaşıyorum. Ha bu. Ha, Zula'da sen... gidiyorsunuz. Tabii Zula'da gidiyorsun. Ama şöyle o an çekiyorum heyecanla ama o gün başka video atmışım ya da dün atmışım. Hemen de insanları da yormayayım diyorum böyle meraklı gibi her gün hiç de atmayayım diyorum. Hiç yorulmuyoruz biliyor musunuz? Gün ısırı atsanız da evet çok güzel olur hiç yorulmuyoruz. Atıyorum bazen işte çok heveslenince her gün atıyorum. Ama dediğim gibi bu defa da insanlar da böyle her gün video. Bazı insanlar da diyor her gün story atıyorsun yorulmuyor mu? Ya severek yaptığım için. Yani iş gibi görmediğim için güzel oluyor. Herhalde öyle tahmin ediyorum yani. Hı hı, ama hala sorma cevap alamadım. Hani demiştim ya böyle son dönem acaba hani aklınıza yani, gelen. Bir kere İstanbul taksi, Ankara taksi çok şahaneydi. O güzel ama zaten taksi herkesin problemi. Evet. Sadece orada bir Ankaralı taksicilerin gerçekten Allah razı olsun çok iyi insanlar oldukları için onları tekrar bir vurgulamak için yaptığım bir şey. Son dönemde yaptığım bilmiyorum ya linçlenmek istemem ama gördüğüm şu. Herkesle bir gezme. Hop geldi bir dakikamız kaldı harbi demek. Harbi mi ya? Ne güzel konuşuyorduk olsun, değil mi? Haydi bir 20 dakika daha. Herkesin bir gezme çılgınlığı var ya gezeyim. Yurt dışına gidiyorum Yunanistan. Ne o? Şimdi orayım. Vizesiz yer şurası evet, burası. Evet. Gerçekten bu insanlar mutlu mu değil mi bunu merak ediyorum. Gerçekten gezince çok mutlu olacak mıyız?
Yoksa mutluluk oradaki nerede, en büyük mutluluk ne oluyor bazen? Instagram'a koyulduğu zaman ben çok geziyorum efekti yaratılıyor, evet, ya. Evet. Acaba orada yeteri kadar eğlendik mi? O konuda kimse emin değil. İnsanlara da bu böyle pazarlanıyor ama gez abi, gezmeden olmaz, gezeceksin. İlle gideceksin. İnsanlara bu pompalanıyor gibi öyle bir hissiyat var, bilmiyorum. Demek ki ileriki dönemlerde bununla ilgili videolar çıkacak. Yani değişen dönem değişiyor, evet, ihtiyaçlar değişiyor ama aslında büyük bir yalnızlık var. Herkes çünkü etrafında dediği gibi o pozitif negatif insanları çıkar kanka, tek başıma hakikaten yaşayayım yani, okey, kimse olmasın, tek başıma, armut gibi yaşayalım tek başımıza. Bak olacak mı merak ediyorum yani. Peki, göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok göreceğiz. Sağ olun, çok güzeldi. Çok sağ olun, benim için de öyleydi, tadı da damağımda kaldı. 45 dakika daha konuşurduk ama. Konuşalım, ilerleyen zamanlarda tamamdır, yine konuşalım, çok da isterim, videolarınızı da merakla bekliyoruz. Vallahi. Çok sağ olun, görüşürüz, benim için de öyle. Çok teşekkür ediyorum.